bir gözlük firmasının tanıtımında görüntülendi. Muhabir arkadaşlarımız sordu. Aslında cevabını da bildiğimiz bir soru. Serdar Ortaç'ı kıskanıyor musunuz? İşte cevabı. Bir gözlük markasının katalog çekimlerindeyiz. Gözlükleri taşıyan isimse magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Chloe Ortaç. Peki ünlü model alışveriş yaparken pazarlık yapıyor mu? Gözlükler Chloe'nin aklını başından alıyor adeta. Tabii ki fiyatı önemli. Yani mesela bazen Türkçe'de nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama eğer çok güzel bir şey var, yani mesela gözlük, mesela bunun için para vereceğim yani. Anladın mı? Ne kadar olursa fiyatı veririm diyorsun. Veririm. Eğer o kadar seviyorum, seveceğimse. Ya benim Türkçeme ne oldu ya? Unutum. Konu dönüp dolaşıp sallantıda olduğu iddia edilen evliliklerine geliyor. Chloe bu durumu neye bağlıyor? Nazara çok inanıyorum ben, çok. O yüzden olabilir. Yani bilmiyorum. Bugünler kötü haber çekiyor, o yüzden. Benim kafam karışık. Chloe bir komedi filminde rol alacağını dile getiriyor. Bir film anlaşması yapmışsınız, doğru mu diyelim? Doğru. Evet. Bundan sonra sizi oyuncu olarak nasıl buluyorsunuz kendinizi? Yetenekli misiniz? İlk defa mı oynayacaksınız? Bundan sonraki hedefleriniz arasında oyunculuğun yeri nedir? İlk defa oyuncum. Biliyorsunuz zaten çok istiyordum. Yani bayağı teklifler geldi bana. Bekledim ama en iyi rol. Şimdi bu rol çok sevdim. Komedi bir film. Ve yani okudum, sevdim, seçtim, okey dedim. Yani başlayacağım böyle. Bu işi yapabilirim aslında. Aynı zamanda ders alacağım. Aynı zamanda Türkçe ders alacağım. Çünkü lazım artık. Konuşamıyorum bugünler Türkçe. Evet öyle. Modellikte başarısını kanıtlayan Chloe yakında oyunculuğunu da gözler önüne serecek. Ancak Chloe bir de şimdi işin mutfağına giriyor. Çok keyifli iş. Ben yemek yapmayı seviyorum zaten. O yüzden tam yani benim için bir yani program. Güzel oldu. Merak ediyorlardır Chloe yemekte neler yapabiliyor diye. Göreceksiniz. Peki Chloe'nin Türk yemekleriyle arası nasıl dersiniz? Ya da Serdar Ortaç bu durumdan memnun mu? Yani Türk yemek yapamıyorum ama normal yemek, balık yapıyorum, makarna yapıyorum, tavuk, mavuk falan, et. Yemeklerinizi Serdar Bey seviyor mu? Seviyor. O da siz balığı yapınca salatasını yapıyor değil mi? Evet. Yeni yıla ailesinin yanında gireceğini dile getiren Chloe, dedikoduların önünü nasıl kesecek dersiniz? Serdar'ın Kıbrıs'ta konser var her sene gibi. Haftaya İrlanda'ya gideceğim. Ailemi göreceğim. Bayağı zaman göremiyorum. Yani gidemiyorum oraya. Yılbaşı kadar kalacağım orada. Dönmeyeceğim. Yılbaşına orada gireceksiniz. Evet, ailemle. Maalesef kocam çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Ben şimdiden çıkacak haberleri tahmin ediyorum. Şimdi sizi yılbaşında beraber göremeyince yine kuleye yok, yine ayrılıyorlar mı diye haberler çıkacak. Ne yapayım ben? Ne yapacağım? Öyle konuşacaklar. Muhabirimiz Hasan konuyu çocuğa getiriyor. Sanırım bu dedikodular en son siz ne zaman böyle çocuk yaparsanız o zaman bitecek gibi geliyor bana. Bence hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek ama ben dinlemiyorum artık. Peki bunun sebebi sizce ne? Hiçbir fikrim yok. Düşünmüyorum bile. Okumuyorum, dinlemiyorum. Serdar Ortaç eşini kıskanmadığını hemen hemen her röportajında dile getiriyor. Aynı şeyleri bir de Chloe'den dinleyelim. Dekolteli, daha böyle transparan, cesaret isteyen. Gerek yok galiba. Yani şık kıyafetlerde seksi duruyor. Ceket, yani jean falan. Ben o kadar transparan, açık, dekolte giymiyorum. Giydiğinizde mesela Serdar Bey giyim ediyor mu? Karışıyor mu? Yasaklar var mı? Yok, hiç. Hiç maço tarafı yok mu? Yani maço güzel bir şey değil aslında. Kocam hiç maço değil. Saygılı duruyor. Yani ne istiyorum öyle giyiyorum. Ortaç'ın bu konudaki tutumunu az çok biliyorduk. Ancak Chloe'nin Serdar Ortaç'ı kıskanıp kıskanmadığıyla ilgili fikrimiz yok. Yok, sadece yardım ediyorum ona. Yani klipler için, konser için beraber seçiyoruz kıyafetler, ceketler, gömlekler falan. Öyle. Yani yardım ediyorum sadece.
Serdar Ortaç da onu kıskanmıyor. Öyle ne güzel kıskanılmadan bir evlilik. Ben burada hemen izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu konuda iddia ediyorum. Kulüren'in kesinlikle Serdar Ortaç'a karşı bir aşkı, bir şeyi yok. Ama hatta biz İlknur'la da konuştuk. Biliyorsunuz ki değerli izleyiciler beni alın, böyle İlknur'u verin. Yabancı modeller yurt dışından geliyorlar. Burada bazı ajanslarda kalıyorlar. Hani orada hırs ediniyorlar ve daha ucuz bütçelere çalıştıkları için genelde firmalar yabancı mankenleri tercih ediyorlar. Gerçi ben modellik yapmadım, bunun altını çizeyim de. Ama biz böyle yurt dışına gittiğimizde efendim böyle Türk vatandaşı olarak hani bazı mecralarda kıymet görmezken böyle efendim yabancılar geliyor burada şöhretli birini buluyorlar. Biz de başımızı yerimize göğümüzü sığdıramıyoruz. Bu arada İlknur'a sordum. İlknur sen inanıyor musun bu aşka? Onları gördüm Serdar'ı bir arada. Anlat. Nasıllardı? Kız anlat bak bildiklerini. Kız anlat. Bana yediğin içtiğin senin olsun. Gördüğünü anlat hayatım. Bak ben gördüğümü anlatıyorum dost doğru. Yani şimdi ben Serdar'ı tabii çok iyi tanıyan bir insan olduğum için.
Hani onları yan yana gördüm. Masaların kalabalıktı zaten, birkaç kişi daha vardı. Sonra ayrı ayrı çıktılar, gittiler gidecekleri yerlere. Olabilir hani biri başka yere gidiyordur, olabilir, biri başka yere gidiyordur, işi vardır. Ama ben şimdi hani böyle söylendiği gibi böyle büyük aşk, o büyük şey... Böyle bir elektrik alamadım. Böyle bir elektrik alamadım, hayır. Tabii çok da güzel kullanıyor Serdar'ı. Sonuçta hani bayağı da... Kullanıyor mu Serdar? Kullanıyor derken hani yılların şöhretini... Yılların Serdar'ı kendini kullandı ama... Hayır, seviyorsa yılların sırrıdır. Serdar Ortaç hayranıyım ben. Serdar ama seviyor. Sonuçta biz ne olarak tanıdık? Serdar Ortaç'ın eşi olarak tanıyoruz. Yani Serdar Ortaç onunla evlenmeseydi biz tanımayacaktık sonuçta. Ve onun sayesinde ona bir sürü iş kapıları açıldı. X bir programda bir yer hatta jüri olmuştu, olmayan Türkçesiyle. Hani gibi gibi yani. Valla İvan'a sert edilmişsin. Ve şimdi de oyunculuk yapacak yani. Aydat diyoruz. Biz de boşuna okuduk herhalde konservatuar diye düşünüyorum. Şey olabilir. Hani oyunculuk yapacak ama onu mesela yabancı gelin gibi herhalde sokacaklardı, evet, diziye. Hani artık da nasıl Serdar'cığım zavallı istiyor ki eşi Miami'ye gitmesin. Çünkü orada bir ajansla anlaştı. Oraya gidip yerleşmesin diye. Burada yapımcılara söylüyor, eşime iş verin. İşte bak şimdi bir gözlük firmasının tanıtımında yazıyor. Bir de yılbaşında ayrılar Serdar, biliyorsunuz. Gerçekten. Ayrılar Serdar Ortaç. Biliyorum, İrlanda'ya gidiyor. İrlanda'ya niye gidiyor. Alaka? Bir insan kocasını seviyorsa yılbaşında sahne bekler. Özel günlerde, özel günlerde genelde bir ayrılar. Evet. Kız yine, ailesinin yine bir yanında. Şey vardı. Yine kız annesinin yanına gitmişti. Chloe annesinin yanına gitmişti. Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne. Sürekli bir kopma halleri var. Tabii. İşte onun için insan hani... Gözden uzak, gönülden ırak. Zaten şöyle bir şey. Mesleği nedeniyle... İnandırıcı gelmiyor o yüzden. Tabii canım. Samimi gelmiyor. Evet. Amerika Miami'ye çok sık gidip geliyor. Mesleğin gereği eşinden uzak kalıyorsan o zaman özel günlerde eşinin mümkün olduğunca yanında ol. Bunlardan bir tanesi de yılbaşıdır, bayramdır. Evet. Onda da hatta telefonla aradık yardımcısıyla da ailesinin yanına gidiyor dedi. Ailesinin yanından gelecek, bu sefer mankenlik için tekrar Amerika Miami'ye gidecek. Burada kesinlikle bir sevgi yok. Zaten ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Eğer bir aşk olsaydı yeni yılda en azından bir gece olsa bile beraber kutlarlardı. Sahneden izlerdi. Ertesi gün ailesinin yanına gider. Ama Serdar Ortaç gerçekten seviyor ve Serdar Ortaç seviyor, çok seviyor. Ne isterse istesin, maddi manevi hiçbir şekilde eksik etmiyor. Her zaman söylüyoruz, evet, ufak tefek ayrılıklar özlemi artırabilir. Aman ne güzel. Evet. Ama fazla olursa Serdar biraz baba olmak istiyor. Bebek şeyiyle, hevesiyle böyle yanıp tutuşuyor derler ya, tam öyle bir insan. Evet, anne olmak isteyen, baba olmak isteyen, anne ve baba olmak isteyen bir çifte. Geçelim efendim, Beren Saat, Kenan Doğulu çifti. Beren Saat